Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. İletişim diye kurtulmaz. Bunu gördünüz mü? Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Şöyle baktığınız zaman belki anlarsınız. Arabalarda kullanılan DPG tankı var ya. İşte bu. Şimdi bunun yardımıyla keseceksiniz. Ama tabii ben sizin için hızlı kesiyorum. Her zaman olmaz. Bunu her zaman göremezsiniz abi. Gördünüz mü? Tık tık. Bunu ne yapacağız şimdi? Niye bu kadar kestik? 2 dakika tık tık. Bundan kendime bir tane soba yapmayı planlıyorum. Mangal sobası gibi. Bundan da mangal yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi gördünüz. Bu bıçak kesinlikle şart. Bu olmazsa olmaz. Bunu altına koymayı düşündüm şöyle. Biraz kesip mangalın alt küllüğü bu. Şöyle. Yan sayılarını ben önceden ayarlamıştım zaten. Ayarlamıştım. Gördüğünüz gibi bu da yan sayı. Böyle. Birazcı. Bu alt havalandırması keseceğim yer. Şurası. Burayı keseceğim. Bunu alttan böyle sürgülü yapacağım. Bunun için ne gerekli? Böyle bir şey gerekli. Matkap gerekli arkadaşlar. Kaynak gerekli. Kaynağı elektrot gerekli. Tabii köy yerinde, bağ yerinde yapıyorsunuz. Elektrik kesinlikle gerekli. Ben şimdi devam ediyorum. Birazdan ilerlemiş halini göreceksiniz. 5 dakika sonra görüşmek üzere. Nerede olduğunuzu göstereyim. Arkadaşlar bakın çökmesin diye böyle yaptım. Gördünüz mü? Bunu da iki kat yapacağım. Daha sağlam. Hani şeye dayansın diye. Ateşe dayansın diye. Bakalım benim beraber koyalım. Aynen böyle. Şimdi şu karşıya iki tane tel koyma yeri yapacağım şuralara. İki tane tel koyma yeri. Daha sonra mangalın tutma yerinin oturduğu yer yapacağım şuraya. Sonra doğru yaklaşıyoruz. Arkadaşlar ikisini şöyle puntayla birleştirdim. Gördüğünüz gibi. Şu ayakları da yaptım ki mangalın hani köz olduğu zaman ısındığı zaman aşağı çökmesin diye. Şöyle. Tamam mı? İşlemler devam ediyor. Görüşmek üzere. Yani şu anda baktığımız zaman son hali bu şekilde. Şuradan bir de havalandırma deliği açacağım ben. Alt taraftan. Oksijen girsin diye. Bitmiş halini birazdan göreceğiz. Arkadaşlar mangal ambala verdik. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malum bugün bayram. Dün de söylemiştim zaten. Dün ayrıydı. Kestiğimiz yerden ertesi gün yani bugün devam ediyorum. Mangalı yaptım ama mangal da benim içimden geçti. Ama çok güzel oldu. Şimdi ben bunu oraya ekleyebilirsem arkasına dünkü çektiğim videonu da ekleyeceğim. Herkesin bayramı mübarek olsun bu arada. Mangalı şimdi bu şekilde yaptım ben. Gördüğünüz gibi. Alt havalandırması. Bu arada burada da tüp tankının şeyi yazıyor. Kimlik bilgileri yazıyor. Orayı kesmiştim, burayı kullandım. Evet. Şimdi bu alt ızgarayı istediğiniz gibi çıkarmak için kendime ben şöyle bir kanca yaptım. Gördüğünüz gibi. Hani bu ızgarayı istediğim gibi çıkarayım. Altını temizleyeceğim zaman koyayım. Böyle. Gördüğünüz gibi içi böyle. İçinde iki kademe yaptım. Böyle bir kademeye göre ayarladım. Şimdi ızgarayı koyuyorum. Mangala başlayacağım. Tabi bu ızgara dedim küllük yani. Böyle güzel bir ayarladık. Ateşimizi yaktık.
Ateş yandı. Böyle burası sıfıra sıfır köz dolu şimdi, kül diyelim ki. Gördüğünüz gibi bunları da böyle yaptım, portatif. Mangalımızı koyduk. Bu tabii ki göstermelik. Bunu da yaparsanız zehirlenirsiniz. Ona göre hareket edin yani. Şöyle koydunuz. Güzel de yerlediniz. Bu arada şu kulplarını, arabalarda bulunan zerotlar var. Onlardan kestim, değerlendirdim yani. Burada sıfır olarak tek olan malzeme şu yansajlar. Yansajları da bir ara bir malzeme almıştım. Fire olarak artmıştı. Saklayıp duruyordum. Geri gördüğünüz her şey ikinci el. Hiç sıfır bir şey yok burada. Bütün hepsi ikinci el. Bunu kullandık. Diyelim ki köz azaldı iyice. Mangala devam ediyoruz. Bunları açıyoruz böyle arkadaşlar. Hemen alt kademeye geçiyoruz. Şuraya. Şöyle. Yerlemeye devam. Tabi alttan havalandırmayı açmayı unutmuyoruz. Gördüğünüz gibi. Mangalımızın son hali bu şekilde. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bayramı da böyle köyde değerlendirmiş olduk. Çorum'da kalsaydım bu sene çıkamazdım. Mangalım bitti. Yapmak isterseniz videoda görüyorsunuz. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.